Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özgürlüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'la da bir e, görüşme halindeyim arkadaşlar. Eğer e, görüşmeden olumlu sonuç çıkarsa tam 250 aboneye üyelik hediyesi var arkadaşlar. Hani Forma mı verelim, üyelik mi verelim? Bence üyelik verin dedim. 250 en az 250 kişiye alınacak. E, üyelik hediye etme fikirleri var arkadaşlar. Ve bunu belki de her ay yapacaklar. Yani onlar yapmasalar da bizim yapma fikrimiz var. Yeter ki kanal artın. Mesela şurası 31.300 olduğunda hemen canlı yayına girip o anda bir şeyler yapabiliriz. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda 4-2-3-1'in daha uygun olduğu görüşünde hem fikir oldum. Özellikle tat için gelmesi bir nevi bu yüzden istendi. Ve Sebastian Şimanski tıpkı İsmail Kartal'ın bir önceki gelişinde Zaytis'a vermiş olduğu görevi alacak diyorlar. Yani buçuk diyelim. Ve yanına üst düzey bir ortası e, orta saha aranıyor. Kim bu orta saha? Endombele. Endombele. Tanguy Endombele arkadaşlar. Bu arkadaşımız iyi yetenekli bir arkadaşımız ve duyumlar bu transfer duyumunun %100 doğru olduğunu kanıtlıyor. Nasıl kanıtlıyor? Endombele antrenmanda sakatlanmış arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ki Fenerbahçe bir futbolcunun ilgilenirse transfer markasında falan yazarsa o futbolcu mutlaka ya sakatlanır ya başına bir şey gelir ya bacısını falan kaçırırlar. Ya ne bileyim annesini falan rahatsız ederler. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe Endombele'yi alabilirse fazla da şey düşüyor bilerek numara yaptım. transfer market değeri geçmişinde 65 milyon euro olmuş olan ve şu anda 22 milyon euro olan dinamik bir orta sahaya almış olacak. <laughs> Hep birlikte izleyeceğiz. Lianko dün yalanladım. 2 gündür yalanladım daha doğrusu. 2 milyon euro kiralama ücreti 4 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta diyor haberler. İster misiniz? Hani Beşiktaş e, mecbur alsın. Hani taraftar tepki göstermesin diye bilerek bu e, Liyanko haberini Beşiktaş'ta medya mayma, e, mensupları ortaya atmış olsun. Abi olabilir arkadaşlar. İnsanlar para kazanıyorlar bu işlerden. Yani herkes Mustafa Hoca değil ki kazandığı parayı nereye harcadığını üyelerine anlatsın ya da ne yaptığını insanlara bildirsin. E, durum bu arkadaşlar. Şimdi e, Mehmet Büyükekşi 8 artı 3 devam edecek 9 artı 2 kesinlikle gündemimizde yok demiş. Ben size ne dedim? Galatasaray istemiyor. Yabancı sınırının sınırsız bırakılmasını bu sene Galatasaray istemiyor. Yani Fenerbahçe çatır çatır gelecek diye istemiyorlar. İstememeleri de normal yani ne olacaktı başka? Yani başka ne olacaktı? Dusan Tadic aklıma gelmişken. 2 yıl sözleşme 3 milyon net maaş 2.4 imza parası yıllık maliyet 4.2'ye geliyor. Ve Edin Ceko ile aynı şey şartlarında sözleşme şartlarında Fenerbahçe'yi imza attı. Hocam niye açıklıyorsun ya? Galatasaray açıklıyor mu? Galatasaray açıklayamaz ki. İstese de açıklayamaz. Geçen sene Avrupa yoktu. Hiçbir futbolcu satış geliri yoktu. Borç aldı başını yürüdü gitti. Ona rağmen işte Ranyolalara falan 15 bilmem küsur milyon eurolara falan verip getirebildiler. Kimse bunu konuşmadı. Ama mal iyi uzmanı, maliye uzmanı Galatasaraylı arkadaşlarımız, pardon aklıma başka bir şey geldi. Maliye uzmanı Galatasaraylı arkadaşlarımız Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerinin maliyetini çıkarmaya çalışıyorlar. Önce evinizin önündeki pistekleri temizleyin. Onlara bir anlamlı bir şey katın. <laughs> Icardi'yi 750 bin euroya aldık. Abi. Ben de zaten Amerikan'ın başbakanıyım. Cumhurbaşkanı Genel Kurmay Başkanıyım. Yani. Yani umarım öyleyimdir. Neyse sıradaki habere geçelim. Nantes Ankara gücü forması giyen Lamine Diak ile satın alma opsiyonunu kiralık olarak anlaşmış. 500 bin euro kiralama 2 milyon euro satın alma opsiyonu diyor. Nantes kulübünün yapmış olduğu bu transfer hamlesi bizim geçmişte aslında bir şey yaptığımız bir durum. Ee... hocam diyor seni 2020 <laughs> dur aklıma 2020-21 sezonda Beşiktaş maçı zamanında tanıdım. O zaman bir sözüm vardı. Ben bugün Altay'ı keser Harun oynatırım demiştin. O maçta Altay kaleye gelen 4 şutun 4'ünü de yemişti diyor. Aslında Altay'la ilgili de konuşacağım da. Neyse. Ben şunu söyleyeyim. Lamine Diyak iyi bir transferdi. Fenerbahçe iyi bir şey yaptı. İyi bir taktik, iyi bir sistem yapıp gelecek vadeden futbolcuyu alıp yani ee, bunu söyleyeyim. Bir kardeşimiz de diyor ki sen daha hiç kimse Lincoln Hernike'den söz etmiyor. Kalıyor mu gidiyor mu? Hiçbir yere gitmiyor. Ben defalarca söyledim ama yani dinlemeyip iftira atmasak daha iyi değil mi? Yani dinlemeyip. Lincoln'un sakatlığı çok ciddi arkadaşlar. Ayağındaki bilmiyorum izi gördünüz mü? Ee, hani Eylül'ü bulur saha çalışmalarına başlaması. Onu söyleyeyim. Ben Lincoln'u çok beğenen bir adam olarak söylüyorum. Lincoln belki de ligin en yetenekli yani en yetenekli isimlerinden bir tanesi Lincoln. Ama şanssız bir sakatlık. Keşke yaşamasaydı dediğimiz bir sakatlık. Mustafa Hoca yine bildi köşemiz. Roma El Şaravi'nin kontratını 2025'e kadar uzatmış. Varan 1. Delta Vigo Canıt'ın Bamba ile sözleşme imzaladığını açıklamış. Varan 2. Alex Teyyeş büyük ihtimalle Al Nasr'a imza atacakmış. Hem de 2026'ya kadar sözleşme. Varan 3. Arthur Melo'nun menajeri Fiorentina ile anlaşmak üzere. Varan 4. Yani Arthur Melo 1. Alex Teyyeş 2. Canıt'ın Bamba 3. El 4. Arkadaşlar kapak resimlerine bakabilirsiniz. Kanaldaki videolara bakabilirsiniz. Bakın bakalım bunlarla ilgili kap videosu çekmiş miyim? Bakın bakalım bunlar geldi, gitti falan filan diye şey yapmış mıyım? Ya ben gelen duyumları aktarıyorum. Her duyumum doğru çıkacak diye asla bir kaide yok. Asla böyle bir kural yok. Yani asla 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 böyle bir şey yok. Bilginiz olsun. Şimdi e, internasyonel Brezilya Serie A'da oynadığı iki maçta da gol atamamış. Valencia'da 134 dakika sahada kalmış. Hani ne gerek var? Ne gerek var? E, Ceko'ya Valencia varken onunla uzatsaydık diyenlere duyurulur. Şimdi e, bu sene Ali Koç'un saygıdeğer babası Rahmi Bey Beşiktaş'a sponsor olmayacakmış. Belki de şaklaban olayı olduğu için bir daha hiç olmaz demiş Sefa Atalay. Belki de Ali Koç'un önündeki en büyük engel babasıydı. Nereden bilebiliriz? Yapma diyordu. Fenerbahçe'ye bir şey yapma diyordu. Ama şu şaklaban olayından sonra herhalde bütün ivme Fenerbahçe'ye kaydı. Bir şey söyleyeceğim. Antrenman tişörtlerinde şuraya dikkat edin. Ee, sanırım şeyin yapı kredinin sanırım reklamı var. Buraya bakın. Bu arada bu forma ya. Ne kadar dandik bir forma üretimi ya. Renkleri falan soluyor ediyor. İlginç. Şimdi hocam yeter. Hep konu dışı anlattım. Biraz transfere gel. Gelelim mi? Hoffenheim ve Freiburg Atilla Salahin'in temsilcisiyle görüşmelere başladı arkadaşlar. İyi de hocam Freiburg şeye gitmiyormuş işte Union Berlin'e. Union Berlin teknik direktörü tanımıyorum demiş. Ben ısrarla söylüyorum bak. Israrla söylüyorum. Atilla Salahi'ye Almanya dışından çok güzel bir teklif geldi. İstediğimiz fiyatta teklif geldi ama ben Bundesliga'ya gideceğim dedi. Biz de 14 artı 2'ye göndermek üzereyiz. Salah'ı. Hoffenheim, Freiburg belki de işi karıştıralım diye. Ben Atilla Salah'ın kalma ihtimaline %1 bile vermiyorum. Tamam mı? Cuadrado. Inter'le anlaşmış. Yıllık 2,5 milyon euro alacakmış. Cuadrado'nun reddettiği takımlar diyor. Burada çok enteresan komik bir şaka var. Yani çok komik bir şaka var. Juventus'un yıllık 1,5. Fenerbahçe'nin yıllık 4. Al Şabab'ın yıllık 8 milyon euroluk teklifini kabul etmemiş. Arkadaşlar Cuadrado ile biz görüştük. Aynen bizden istediği para buydu işte 4 milyon euroydu. Biz bu parayı vermedik. O yüzden de istediği yere kadar gidebilir. İster Sebes şey yapabilir yani istediği takıma ezberindeki bir takıma gidebilir. Altay Bayındır. Altay'ın gitme ihtimali çok yüksek. Ajax yazıyorlar. Ajax ihtimali çok düşük. Çünkü 5 milyon euroluk bir teklifleri var. NTV Spor diyor ki Ajax Altay Bayındır için bir girişim olmadığı iddiaları var diyor. Ben bilemem onu. Altay'ın yurt dışına gitme ihtimali yüksek. Ben size hiç inanmayacağınız bir şey söyleyeyim mi? Belki beni bile takipten çıkarsınız inanmayıp. Altay'ın İngiltere'den bir takıma gitme ihtimali çok yüksek. Yanlış duymadınız. Altay Bayındır'ın İngiltere'den bir takıma gitme ihtimali çok çok yüksek. Şimdi Hocam Altay'a giderse Livakovic gelir mi? %100 gelir. Hocam gelecek mi? vallahi Livakovic konusunda. Bak, kulübe gelmek istiyor. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. E, Fenerbahçe'miz kulübüyle de görüşüyor. Fakat kulübü biraz gıcıklık yapıyor. Dinamo Zagreb gıcıklığını bitirse Altay'ın da gidişiyle birlikte bu transfer gerçekleşir. Ama şu anki konjektürde çok enteresan sıkıntı şeyler var. Yani çok çok sıkıntılı şeyler var. Bunları da söyleyeyim. Fenerbahçe Pogba'yı gündemine aldı. Şimdi Fenerbahçe aslında bu videonun bombalarından bir tanesi bu. Endombele ve Pogba. Nasıl gündemine aldı Fenerbahçe? Güzel gündemine almış. 30 yaşında 527 maça çıkmış. 87 gol 109 asist olan bir isimden bahsediyoruz. Pogba'dan için. Şimdi nasıl bir futbolcudur? nedir ne değildir anlatmama herhalde gerek yok. Herhalde aranızda Pogba'yı tanımayan yok diye düşünüyorum. Yani herhalde Pogba'yı tanımayan yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden de çok şey yapmayacağım. Şimdi Paul Pogba menajerler aracılığına Fenerbahçe'ye önerildi. Fakat bu yeni bir olay değil ki. Niye bugün çıkmış ortaya onu çözemedim. Fenerbahçe'ye önerildi arkadaşlar. Pogba. Evet yanlış duymadınız. Önerildi. Hatta ben bunu kanalda da duyum olarak da verdim. Ee, videolarda var mı ya? Bir arama, bir tarama yapsam. Ben bunu kanalda da verdim. Hatta Pogba yanlış hatırlamıyorsam Aralık döneminde önerildi diye hatırlıyorum ya. Bir daha bakayım. Yani direkt arkadaşlar, menajeri önerdi. Allah Allah. Aralık döneminde önerdi. Neyse. Çok şey yapmayın. Biz Pogba ile ilgilendik. Ancak Pogba'nın istekleri o kadar yüksekti ki değil Pogba artık Paul Pogba'daki pa, pa, kısmını alamazdık. Hala da aynı yerdeyiz. Hala da aynı düşünce içerisindeyiz. Pogba'nın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali 0-0-0. Tamam. Bunu da söyledik arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao Ödünesi'nin kamp kadrosundan çıkarıldığı tabeleri vardı. Artık bekliyoruz. Becao'yu bekliyoruz. Arkadaşlar bir gelenlerden bir gidenlerden bir diğerlerden bir şeyler veriyorum. Şimdi i̇şte şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe logosunu doğru kullanan kanallar. Haber Global, NTV, A Spor, S Sport, D Smart, TV Spor. Kullanmayanlar ise sadece TRT Spor. Yani devletin kanalı TRT Spor. Şimdi 5 yıldız bir logo olarak tescil edildi. Bakın şu üstteki var ya. Yani Fenerbahçe logoyu tescil ettirdi. Fenerbahçe logosu bu. Kadınlarda da bu. Yani Kadınlar Ligi'nde 5 şampiyon yok, şampiyonluğu yok Fenerbahçe'nin. Anlatabiliyor muyum? Şu yani. Şu. Ekranda gördüğünüz logo. Ama e, sarı olarak değil lacivert olarak logolar. Ya da yer yer sarı yer yer lacivert olarak kullanılabilir. Yani Fenerbahçe'nin güncel logosu bu arkadaşlar. Ya seve seve ya da mecburen kullanmak zorunda kanallar. Profesör Doktor Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin. Bu ülkede 1900'lerin başından beri futbol oynanıyor. Taraftarlığı bırakıp bir spor tarihçisi olarak değerlendirdiğim zaman 1979 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Muhtemelen Aforoz yer e, kovarlar diye düşünüyorum. Bak rakip tüm algı oyunlarıyla toplu, tüfekli, sansürlü, sansürsüz organize şekilde saldırıya geçmiş durumda. Fenerbahçe'nin birlik olması lazım. Birlik olmazsak bu lig başlamadan biter. Ama birlik olursak asıl şimdi eğlenme zamanı. Taraftarın Fenerbahçe'sine sahip çıkma vakti. Bak Fenerbahçe'yi kurşunlar yok edemedi. Darbeler yok edemedi. Birkaç tane e, köpek, it, tasmalı tasmasız it. Yani Fenerbahçe'yi yok etmesin arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? birkaç tane tasmalı tasmasız itin Fenerbahçe'yi yok etmesine izin vermeyin. Aa, Fenerbahçeliyseniz vermeyin. Hala ben yorumlarda görüyorum. Hocam Galatasaray'ın kadrosu daha iyi. Bu arkadaşlar kime hizmet ettiklerini anladıkları zaman buraya gelip diyorlar ki vallahi ben de şöyle demiştim ama pişmanım. Pişman pişman değilsiniz. Siz de Galatasaray ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve bilmiyorum ne kadar Galatasaraylısınız ama inşallah bir gün Fenerbahçe'yi gerçekten tutarsınız. Şimdi son haberimizde söyleyeyim. Arkadaşlar bu haberi ısrarla söylüyorum. Şiddetle söylüyorum. Hani özel var ya. Mesela bugün 18 Temmuz. Bugün 19 Temmuz. 2023 özel diye paylaşıyorlar. Artık her net bilgiyi bile özel diye paylaşmaya başlamışlar. Bazıları bunu alışkanlık edilmiş. Alışkanlık edinen, kudurganlık edinenden daha beterdir. Fenerbahçe'nin savunmaya, orta sahaya ve kanat bölgesine transfer yapacak. Transferler yapacak. Bu tamam. Vendel. Yanlış duymadınız. Wendel. Evet. Bak. Bu arada ben Pogba'ya sıfır ihtimal verdim de bir kez daha hatırlatayım. Wendel arkadaşlar. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu. 24 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncu. Wendel Fenerbahçe'ye her an gelebilir. İyi de hocam Selahattin Baki yalanladı. Ben de onu yalanlıyorum. Hodri meydan. Palmer yaşla görüşüyor. Palmeryaş bonservislere çıkamayacağını belirtti. Zenit'le bizim bir dostluk anlaşmamız var. Zenit bize Vendel'i 24 milyon euro yazıyor orada. O fiyattan daha aşağısına bırakabileceğini söyledi. Biz de yarısından birazcık az bir fiyat verip ancak bu parayı alabileceğimizi söyledik. O zaman yarısını verin 3 taksit 4 taksitte de böldürelim dediler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Vendel her an kap olarak açıklanırsa şok olmayın. Vendel her an açıklanırsa şok olmayın. Arkadaşlar bakın 28 Ağustos 97 doğumlu 25 yaşında 1.80 boyunda merkez orta saha oyuncusu. Brezilya milli takımına hiç seçilmemiş ama Fenerbahçe'ye gelirse seçilir eminim. Kesinlikle eminim iddiasına da girerim. 1.80 boyunda sağ ayaklı 6-8-10 oynayabilen yıldız bir futbolcu. Şu anda bazı sıkıntıları var ve Rusya'ya gitmek istemiyor. Kariyerinin zirvesinde şu anda 24 milyon euro ile kariyerinin zirvesinde. Zamanında 12 milyon euro iken Sporting Lisbon'dan Zenit 20.3'e alıyor. 20.3 milyon yani 20.3 milyon euroya transfer ediyor. Piyasa değeri 12 iken ama futbolcu müthiş bir çıkış gösteriyor. Daha önce de Fluminense'den Sporting Lisbon 7.5'e almıştı. Lisbon 7.5'e alıp e İki buçuk sene oynatıp diyeyim 20.3'e satabiliyor. Fenerbahçe eğer bu futbolcuyu alırsa şahane bir şey yapmış olur. 208 maç 27 gol 23 asist 16.059 dakika. Ve arkadaşlar hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi tecrübesi de olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani orta saha transferi için gözünüze eğer birini kestirmek istiyorsanız alın size orta saha transferi. Alın size çağ at atacak isim. Ve şunu söyleyeyim. Bu transfer gerçekleşirse at Tadic'i sağa. Kur. İsmail yükseğe koy. Türk kuralından dolayı. Şimanski ve Wendel orta sahasını kur. Bak bakalım roket atar gibi orta saha nasıl oluyor. Bak bakalım derbilerde, evindeki maçlarda, ne bileyim dışarıdaki maçlarda, rakibin açık oynadığı maçlarda nasıl öttürüyorsun? Nasıl öttürüyorsun? Bak bakalım. Al sana orta saha. Al sana şey. Hocam Şimanski 9.75. Bu da hadi 12 diyelim. 21.75 milyon euro. Orta sahaya çok değil mi? Yıllardır bizim en büyük orta sahaydı. Çok da değil. Bir şey de değil. Taksitlendirip 12'yi alabilirsek bence Fenerbahçe'de tarihi bir transfer gerçekleştirmiş oluruz. Bunu da söyleyeyim. Biz 12'yi alırsak, çıkış maddesi 45 yazarsak, gelecek sene 45'e de satarız. Bunu da söyleyeyim. Avrupa'dakiler direkt Rusya'dan futbolcu alamıyorlar. Çünkü bir yaptırım var. Hemen o transfer sezonunda da alamıyorlar. Hani mesela biz Fenerbahçe olarak biz alsak bizden alsalar o da olmuyor. Bir sene sonra alabilirler. De devre arasında alabilirler. Bakalım Fenerbahçe'miz ne yapacak ama eğer böyle bir şey olsa alsana tarihi bir hamle ve hani hep yaşlı transferler odaklanmış durumdayız. Biraz da genç transfer deyip atlamaya hazır bomba diye düşünüyorum. Ben Endombele'ye ihtimal vermiyorum ama keşke olsa dediğim isimlerden biri. Pogba yok. Diva Koç bekliyoruz. Atilla Salah'ı güle güle. Altay bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.